Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PDF'ler üzerinde nasıl değişiklik yapılabilir? Bunların hızlı ve pratik yöntemini anlatacağız. Daha önceki videomuzda 2019 yılında yapmıştık. Fakat çok sorular geldi bununla alakalı. Yapamadık, edemedik diye. Bunun güncel halini 2020'yi de bir daha çekelim dedik. Öncelikle PDF programı için biz Xchange dediğimiz bir program kullanacağız. Ee, YouTube kanalımızdaki videolardan bunun daha önceki versiyonu var. Biz biraz daha buraya da bakabilirsiniz. Versiyonu güncelleyerek çekelim dedik. Bunun için öncelikle nasıl indireceğinizden bahsedelim isterseniz. Direkt Google'da şunu yazabilirsiniz. PDF Xchange yazılıp Change Editor Full diye arattırırsanız size full versiyonu olarak indirebilir. Ben daha önce bunu Türkçe versiyonunu indirmiştim. Bilgisayarda da Türkçe versiyonunu anlatacağım. İsterseniz İngilizce olarak da kullanabilirsiniz. Buradan direkt giriyoruz ve hemen buradan ister Drive üzerinden ister Bulut üzerinden ben Cloud üzerinden daha hızlı daha çabuk indiği için bunu kullanıyorum ekseriyetle. Buradan tekrar diyorum indir diyorum ve indir dedikten sonra otomatikman benim bilgisayarıma inecek. Ben şu an indirmiyorum buradan. Ee, daha önce bende kayıtlı olduğu için oradan indirildikten sonra ne yapılması gerektiğini de devam edelim. İndirdiğimi kabul ederek arkadaşlar devam ediyorum ben. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen belgelerim klasör altı arasında ya da indirilenler arasında bakın şu anda ben indirdim onu. Ve bunu bir klasör açıyorum. Sağ tuş deyip ee, editör yani sıkıştırma programı olan WinRAR ya da WinZip gibi yerden ne yapıyorum açıyorum. Açtıktan sonra karşıma şu şekilde geliyor arkadaşlar. iki tane dosya yani bir klasör bir dosya. Buradan ilk önce kurulumunu yapıyorum arkadaşlar. Direkt ileri tıklıyorum ve ileri ileri yani İngilizce ise de next 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 şeklinde kuruyorum. Kurduktan sonra arkadaşlar programı çalıştırmadan crack klasörü içindeki dosyalarımızı ne yapıyorum buradan install diyorsunuz arkadaşlar daha sonra ileri ileri diyor Ben daha önceden kurduğum için bunu devam etmiyorum Siz bunu kurarsınız kurdum kurduktan sonra bilgisayarda ben programı çalıştırmadan direkt önce bunu full olarak bütün her şeyle e, kullanabilmek için e, orijinalle yani kullanım e, full olarak kullanımla normal Free olarak kullanımlı arasında arkadaşlar en son dosyalarınızı kaydederken size üzerlerinde logo gibi ifadeler olur Bunların olmaması için bunu kreklemeniz ya da orijinal haliyle kullanmanız gerekebilir Ben bilgisayarımda hangi versiyonu kullanıyorsam Windows'un Eğer Windows 64 bit kullanıyorsanız x64 32 bit dediğimiz kullanıyorsanız ise x86 Peki ben bunu bilmiyorum 64 bit mi, 32 bit mi, nasıl anlarım? Çok kolay arkadaşlar. Bilgisayarım simgesinin üzerine sağ tuş tıklayın, Özellikler deyin ve burada bakın size ne yapacaktır, şu şekilde sunacaktır. Şu an ben 64 bit kullanıyorum. 64 bit olanı, siz x86 olan 32 bit de yapabilirsiniz. Aynı işlem arkadaşlar. Ee, sadece 64 bit mi, 32 bit mi, ona göre hareket ediyoruz. Ben 64 bit üzerinden şu iki dosyayı kopyalıyorum, sağ tuş, kopyala diyorum arkadaşlar. Daha sonra ben bilgisayarımda kurulu olduğu yer neresi ise şu an bilmiyorum diyorsanız arkadaşlar ben şuradan hemen size bir tane açayım. Bakın benim şu an buraya kurulu olarak geldi. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Üzerine sağ tuş tıklıyorum. Direkt dosya konumunu aç diyorum. Bana dosya konumunu açtı gördüğünüz gibi. Ve buradan üzerine normal boş bir yere sağ tuş yapıştır dediğim zaman otomatikman buraya arkadaşlar ne yapmış olacak? Yapıştırmış olacak. Anlaşılmayan bir yer yoktur diye geçiyorum. Şimdi bilgisayarda programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi çalıştırdıktan sonra bir var olan bir pdf açalım. Bunun için normal açık ya da aç fark etmez aynı işlem. Ben daha önce genelde öğretmenlerin çok kullandığı ya da buna benzer kişilerin kullanabileceğinden dolayı ben bir ders üzerinden matematik ders üzerinden anlatayım dedim. Ee, var olan bir pdf'in üzerinde arkadaşlar değişiklikler yapacağız. Örnek veriyorum şu ortadaki yazıyı eğer yazıysa bir de pdf için bir e, ipucu vereyim size. Eğer resim üzerinden yani bir resmi pdf'e çevirmişlerse üzerinde değişiklik yapamazsınız. Ama yazı üzerinden yapıldıysa ne yapabiliriz arkadaşlar bunu değiştirebiliriz. Şimdi bunun basit bir örneği örneğim kazanım kavrama testi 8 denilen yerde ben bunu değiştirmek isteyeceğim. Acaba resim mi yazımı? Bunun için arkadaşlar bakın şurada ev, görünüm, yorum, koruma diye devam ediyor arkadaşlar. Burada birçok özelliğini var. Bunları şu an anlatmıyorum hızlıca. Burada ev bölümünde içeriği düzenle bölümden ister tüm içerik dersiniz ya da sade yazılar diyebilirsiniz. Sade görüntüler yani resimler şekillerden olur. Ben metin diyorum ve ben şu şekilde arkadaşlar örnek veriyorum. Şuradaki üstü ifadeler ve denklemler tire 1 olan kısımda biri değiştirip buraya başka bir şeyler ilave edeceğim ya da silmek istiyorum arkadaşlar. Yapmam gereken tek şu üzerine iki defa tıklama Ben buradan bakın biri silebilirim. İlave mi etmek istiyorum? Sildim. Bakın şöyle. Bunu küçültebilirsiniz biraz daha. Ya da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu sağa sola da şu şekilde üst kare yapabiliriz. Bakın şu an değiştirdim. Ha, onu ortalamak istiyorsam şöyle klavyeden sağ sol tuşlarından yapabilirim arkadaşlar. Ya da direkt çift tıklıyorum. En sonuna geldim ve diyorum ki Z kademi diye ilave ediyorum. Fakat yazının düzeni bozulduğundan dolayı hemen kenarından tutuyorum. Şu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Düzenleme yapabiliyorum. Peki alttaki şekli tam olarak oldu mu arkadaşlar bakıyorum? Oldu. Şimdi devam ediyorum. Tüm içerik diyebilirsiniz sade resimler. Peki ben şuradaki kazanımlar bölümünde testi ben buraya 10 yapmak istiyorum. 9 yapmak istiyorum. Değiştirebilir miyim? Bakıyoruz. Hemen bakın gördüğünüz gibi yazı olduğuna dair. Çift tıklıyorum ve ben buna 10 diyorum. Ve kenarını şu şekilde bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi 10 haline geldi. Fakat kazanım kavrama testi yerine ben e, farklı bir şey yazmak istiyorum. Üzerine geldim arkadaşlar. Bakın Herhangi bir değişiklik yok. Sebebi şu. Bu bir resim. Resimden PDF olarak çevrilmiş burası. Yani bir yazı değil. Bakın yazıları rahatlıkla değiştirebiliyorum. 9. sınıf matematiği ben direkt gelerek buradan 10. sınıf yapabilirim. Ya da buradan diğer hepsini değiştirebilirim. Veya bu bölümdeki bakın şuradaki ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğünü çift tıklayarak ben buradan silerek istediğim herhangi bir şeyi bakın ilave edebilirim. Şu an basit düzeyde hızlıca yaptım sizler için. Bunu bu şekilde istediğimiz gibi ne yapabiliriz? Ha, bu arada yazının fontunu, büyüklüğünü, her türlü işlemleri bakın sağ taraftaki bölümden de yapabilirim arkadaşlar. Soruya bakalım. Örnek veriyorum. İşlemin sonucu kaçtır? Çift tıkladım. Ben geldim ki eksi 5 değil de bunu 5'e çevirdim ve bunu dedim ki küp yani 3. Bakın bu şekilde sorun üzerinde istediğiniz gibi değişiklikler yapıp istediğiniz her türlü işlemi yapabilirsiniz. Bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dosyadan arkadaşlar kaydet var olan pdf üzerinde ya da farklı kaydetten farklı bir isim diye. Ben buradan araştır yerel bir yer diyelim. Diyelim masa üstüne ya da yine indirilenler klasörü adı altında örnek veriyorum ben buraya. E, deneme çalışma deneme bir diyeyim ben buna. PDF olarak kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu aşağı indireyim. Bakalım hakikaten var mı? Bilgisayarımdan bakayım. İndirilenler klasörüne kaydetmiştim. Deneme bir adı altında var mı? Evet gördüğünüz gibi var. İki sayfadan oluşmuş. Çift tıklıyorum. Normal PDF olarak açıyorum arkadaşlar. Bakın 10 değiştirdiğim yerler. Değiştirdiğim yerler. Bakın değiştirdiğim yerler. Artık bu PDF istediğim gibi bakın alta geleceğim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi her tarafa kaydırmıştım. Değişiklikler yapmıştım. Gördüğünüz gibi PDF üzerinde değişiklikler yapabiliyorum. Peki ben sadece bir tane dosyayı kaydedebilir miyim? Farklı kaydet bölümünden arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. E, oradaki ayarlar bölümünden de ne yapabiliriz? Kendimiz istediğimiz gibi yapabiliriz. E, ne kadar? Dosyayı silebiliriz. Başka işlemler yapabiliriz. Bunları isterseniz anlatabiliriz sizlere. ile. Bunu biraz bilgisayarı kurcalayarak da yapabilirsiniz. Dikkat edin. Eğer e, ben bilgisayarımda Şayet PDF üzerinde değişiklikleri yapamıyorsam ya resimdir, resim üzerinden yapılmıştır ya da bana yazı olarak varsa değişikliğini yaptırabilir. Bu şekilde istediğiniz her türlü işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Exchange PDF üzerinden değişikliği bu şekilde yapabiliriz. Youtube kanalımıza videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı olumlu yorumlu ya da olumsuz olumsuz çok tavsiye etmiyoruz ama yapabilirsiniz.